Ben de önce olmak istiyorum. İşte kısmetse Ele Buhran abi falan yapıyorum. Arkadaşlar da diyor yani yeteneğin var diye. Öyle mi sevgilim? Peki... Tek bir şey sormama izin ver. Sesim seni çok tahrik ediyor mu? Ha, şu an bir coşku olmadı. Açık konuşuyorum. Ama böyle televizyonda falan izlerken bir inceden oluyor. Oluyor. Ya bende yalan yok. Özel ders almak ister miydin sevgilim? Özel ders derken o oyunculuk olaraktan. Evet. Ama çok özel. Olmak ya da olmamak. Neden bütün mesele bu? Hocam, ben bu mevzuyu... Hani siz dün gece sızdınız ya... Ondan sonra ben eve giderken sen kafaya bir tak... Zaten iki çaydanlık çay içmişim sizde. Uykuda bir kaç. Anlıyorum. Sizce neden bütün mesele bu? Yani başka mesele mi kalmamış? Milletin derdi başından aşkın. Yani misal, Zerrin bugün beni arayıp diyor ki... Evimiz su bastı. Alt komşusuna da gitmiş bütün su. Apartmanda bir kavga çıksa böyle ağız burun kırmalı. Anlıyor musun? Ben de buna dedim ki Zerrin, boş ver. Olmak ya da olmamak. Bütün mesele bu. O da bana diyor ki, Tülay ben senin... Pardon adam. Alo. Neredesin sen? Ne dersi yaptınız gece kaça kadar? Ne öğretiyor bu herif kızım sana? Artık eğitim internette. Tabii kalk, çabuk kalk. Kalk git orada Google'ye yaz oyunculuk eğitimi diye oradan şey yap. Ya sana ne ya? Hocam bugün bana diyaframın nerede olduğunu öğretecek. Ha? Şimdi trajedi komediye dönüştü. Neşem geldi yahu. Diyafram. Şurada sevgilim. Adam ne kıdık yerdeymiş. Hocam dur kız. Alo, Selahattin. Kapatıyor be, kapattın. Lan! Tülay'a mı asılıyor? Ha, şaşırdın mı? Hayır abi, bir tek sana bana asılmıyor zaten. Ha. Ya, gideyim konuşayım diyorum şununla da. Şimdi, hayır, iş büyür, sinirler gerilir, elimden bir kaza çıkar. Yani bu adam sonuçta yüzünden para kazanıyor. Üzülürüm. Ha. Ben de geleyim, beraber dalalım zevk için diyeceğim. Ablam çok pis dalar sonra bana, o bakımdan. Ha, öyle belalı bir tip değil diyorsun yani. Yok be abi, ne belalısı? Ha, kabadayılığı falan yok yani. Abi dalga mı geçiyorsun? Herif tırsağın teki. Pozcu bir salak işte, artist. Süper, süper. Dur, ben şunu çağırayım da ağzını burnunu dağıtayım zevk için. Abi, yüzüyle para kazanıyor dedin. Lan onun yüzünden kime ne fayda gelecek? Safi ses. Boğazına vurmayız. Tuhaf. Çok tuhaf. Niye gülüyorsun? Bence bu işi ciddiye al. Şakası yok. Gülmüyorum ya. Gayet ciddiyim. Selahattin. Anlat bakalım. Bugün nedir hikayemiz? Hikayemiz... Tülay. Küçük kaldırım çiçeği. O kızın peşini bırak. Zamparalığını git başka çöplükte yap. Yoksa vallahi billahi keyfini kaçırırım ha. Benim keyfimi kaçıracaksın. Hem de sen. Beni kompakt fiziğime bakarak alışveriş sepeti zannetme.
öfkemi direkt dayak enerjisine çevirebilen bir kişiyim. Sen kimsin lan bana dayak atacak? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Biliyoruz. Artist. Aptal. Benim sülalem kim? Sen biliyor musun? Benim arkamda aşiret var. Nasıl? Bu memleketin en tepesi delik aşireti bizimkiler. Bugüne kadar kimseye söylemedim. Sanat çevresinde prim yapmıyor böyle konular. Ama madem karşımda bir kabadayı bozuntusu var, senin bacağına sıkarız. Kurşunun kovanlarını bile bulamazlar. Niye bacağıma sıkıyorlar? Ne var ki şimdi? Nereden geldik bu konuya hemen ya? Daha mı yavaş gideyim? Pekala. Geceleri sokakta yalnız yürüme. Arkanı kolla. Bıçak insanın beline girdiği zaman önce hiçbir şey hissedilmez. Hafif bir ıslaklık sadece. Bıçak yarası önce hiç acıtmaz biliyor musun? Kim bıçaklayacak durup dururken? Ben diyorum ki bu kız diyorum yani öyle bir kız değil diyorum. Şimdi konuşuyoruz arkadaşım. Konuşuyoruz yani iki medeni insan gibi konuşuyoruz. No. İşte bizim aşirette o yok sevgilim. Ne yok? Medeniyet. İlahi komedya. Yahu Tülay, o heriften uzak dur. Karışık bir herif o. Dediğimi yap. Yahu arkasında aşiret var. Aman ha. Ya bizim salak emirler gibi artist martist değil o. Artistlik sadece paravan. Kendisi dedi. Allah. Allah. Allah çizdiler beni. Bu ne lan? Tülay, ben seni sonra ararım. Tamam. Allah Allah. Ahmet, dostum, nasılsın? Sağ ol Çağatay, sağ ol. Dün çok iyiydik. Nerede? Burada, kafede. Sen burada mıydın dün ya? Birlikte doğaçlama yaptık ya bizzat. İkimiz. Ben sarhoş muydum acaba? Yok, çok da iyiydin. Süper hazırlıklı gelmiştin. Bıyık, kostüm, her şey. Geçen gün set takı gibi. Bıyık mı? Fakat ben sana söyleyeyim, benim mafya tipim biraz sallanıyor. Tavrını tam bulamadım. Ama senin kro iş adamı baş yapıt sevgilim, baş yapıt. Onu bir yerde muhakkak kullanmalısın. Ve Çağatay Koçtu çıkar.